Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için lütfen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayın ve zili de açmayı unutmayın. Hazır Kurban Bayramı da yaklaşırken size çok güzel etli bir taze fasulye tarifi vermek istiyorum. Nefis mi nefis, yemelere doyamayacağınız harika bu fasulye tarifi için isterseniz hemen yapım aşamalarına geçelim. Tencereme 2 yemek kaşığı tereyağımı aldım ve erittim. Ben daha böyle etlerin lokum gibi pişmesini istediğim için düdüklü tencerede pişireceğim. Eğer sizin etiniz yumuşaksa ya da kuzu eti kullanacaksanız normal tencerede kullanabilirsiniz. Tereyağım güzelce eridi. Şimdi yemeklik doğradığım bir orta boy soğanım var. Onu yağımın içine ekledim. Biraz kavuruyorum yağ ile birlikte. Şimdi biberlerim var. Onları ekleyeceğim. 2 adet yeşil biberim var. 1 adet de kırmızı kapya biberim. Onları da küçük küçük doğradım. Soğanımın üzerine ekliyorum. Onları da hafifçe kavuruyorum. Tereyağı ile birlikte kavrulmasını daha çok seviyorum ben. Çünkü tereyağı bu sebzelerin lezzetini daha güzel ortaya çıkarıyor bence. Soğanım biraz pişti, tam pişirmedim. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Şimdi etini ekleyeceğim. Yaklaşık 300 gram dana etim var, onu kullanıyorum. Dana et ya da kuzu et, ikisini de kullanabilirsiniz. İkisi de çok yakışıyor. Etlerimde şöyle sotelenene kadar çeviriyorum. Biraz sotelendikten sonra düdüklümün kapağını sadece üstünden kapatacağım ve etlerimi pişmeye bırakacağım. Etlerim öncelikle suyunu salacak. Suyunu çekene kadar etlerimi pişmesini bekleyeceğim. Ve etlerim gördüğünüz gibi suyunu çekti. Artık diğer malzemelerimi ekleyebilirim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar salçam var. Domates ve biber salçasını karışık kullanıyorum ben. Onu ekliyorum. Şimdi o salçamı güzelce sebzeme ve etime yedireceğim. Salçamda güzelce özleştikten sonra hazırlayıp doğradığım fasulyelerim var. Taze fasulyem yaklaşık 750 gram kadar. Onları da etimin üzerine alıyorum. Etimdeki o lezzetin, salçanın fasulyeye de geçmesini istediğim için yavaş yavaş dikkatlice karıştırıyorum. Kadar da zeytinyağı ekliyorum. Az zeytinyağını genelde bu yemeklere en son eklemeyi tercih ediyorum. Çünkü baştan eklediğimiz zaman yağ yanıyor ve yani istediğimiz o vitamin değerini öldürmüş oluyoruz. Biraz
Birazcık da fasulyemin kavrulması için kapattım tencerenin kapağını. Şimdi tuzunu ekliyorum. Fasulyemi yaklaşık bir 3-4 dakika kadar falan kavurdum o şekilde. Şimdi domatesini ve suyunu da ekleyip pişmeye bırakacağım. Bir orta boy domatesim var. Hatta büyük boyda kullanabilirsiniz. Bol domates de gayet lezzetli oluyor. Domatesimi şöyle her yerine doğru yayıyorum. 2-3 bardak kadar sıcak su ekliyorum. Yani göz kararı ekledim aslında. Fasulyenin durumuna göre ne kadar su çekeceğini tahminen yaklaşık 2-3 bardak yeterli oluyor. Ve fasulyemiz artık pişti, hazır. Yarım saatte düdüklüde gayet güzel, yumuşacık bir şekilde pişti. Artık servis edebiliriz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Thank you.